Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, bakanlıklarda ve ilgili kurumlarda gerçekleştirdikleri girişimler sonucunda şehre yeni yatırım ve hizmetlerin sözünü aldıklarını duyurdu. AK Partili Milletvekili Mahmut Rıdvan Hazırlı, bakanlıklarda ve ilgili kurumlarda gerçekleştirdikleri girişimler sonucunda şehre yapılacak yeni yatırım ve hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Partili Milletvekili Mahmut Rıdvan Hazırlı, TOKİ'nin yeni konut projeleri hakkında bilgi vererek, Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde konut ihalelerine önümüzdeki süreçte çıkılacağını, Karşıyaka mahallesinde ise projenin tamamlanmasının ardından ihale sürecine girileceğini kaydetti. AK milletvekili Nazırlı, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgelerde yapılacak iş yerleri hakkında da bilgi vererek Aksaray ve Aşağı Holpenk'te iki adet fırın bitti. Kura çekilip teslim ediliyor. Yemişlik mahallemizde iş yerleri belirlendi, ihaleye çıkıyoruz dedi. 2020 depreminden sonra inşaatına başlanan konutların en geç 2024'ün ilk yarısına kadar teslim edilmesinin planlandığını ifade eden Elazığ Milletvekili Nazırlı, 2023 depreminden sonra başlanan inşaatların ise hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazır'la Elazığ Besi OSB'nin yakında ihale edileceğini de ifade ederek, Fırat Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi kurulması için görüşmelere başlandığını, Harput Olgunlaşma Enstitüsü'nün kurulmasına yönelik altyapı çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, SGK borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yapılandırılması için SGK tarafından talep edilen teminat mektubu sorununu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne taşıyacağını ve Cumhur İttifakı'nın çözüm üreten yaklaşım ile iş dünyasının beklentilerini karşılayacağına inandığını söyledi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun primleri ödemelerinin taksitlendirilmesinde istediği teminat mektubunun esnafı mağdur ettiğini belirterek milletvekillerine seslenmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu teminat mektubu istiyor. Bu teminat mektubu veremediklerinden dolayı üyelerimiz bize geliyor bu sıkıntılarını bize arz ediyorlar. Aynı sıkıntı vergi dairesi için de geçerli. Ben kıymetli milletvekillerimden, kıymetli il başkanımızdan, e, ilimizi temsil eden e, muhalefet olsun, Sayın Semih Işıklar Beyefendi olsun, Sayın e, Gürseler Gürsel Beyefendi olsun bu konuda hassas olmalarını istiyorum. Üyelerimiz için bu önemli bir konu, önemli bir sıkıntı. Bu konuda bize destek olurlarsa kendilerinden minnettar kalırız. Konuyla ilgili açıklama Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıklar'dan geldi. Işıkver 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından Elazığ'da içinde bulunduğu 11 ilde SGK prim borçlarının 12 ve 24 ay taksitlendirilmesi için 31 Ağustos 2023 tarihine kadar işletmelerin SGK'ya müracaat etmeleri gerektiğine ancak işletmelerin teminat mektubu sunma hususunda zorluklarla karşılaştığını bu önemli sorunun çözümü için girişimlerde bulunacağını açıkladı. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıklar, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan tarafından yapılan açıklamada, sorun dile getirilmiş ve konuyla ilgili mağduriyetin giderilmesi için iktidar ve muhalefet partili vekillerin konuya duyarlılık göstermesi talep edilmiştir. Öncelikle alana, iş dünyası için göstermiş olduğu yüksek hassasiyeti nedeniyle teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu zor ekonomik koşullar içerisinde büyük bir özveriyle hem ihracat yaparak değer üreten, hem de istihdamla ekonominin lokomotifi olan iş dünyamızın yaşamış olduğu bu problemin çözümü için MHP ile milletvekili olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekten asla bir adım geri durmayız. İş dünyasının içinden gelen biri olarak her bir işletmemizin şehrimiz için ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 31 Ağustos tarihine kadar SGK borç yapılanması için müracaat yapmak zorunda olan işletmelerimizden talep edilen teminat mektubu sorununun çözümü için MHP Genel Merkezimize konuyu bütün hassasiyetiyle taşıyacağız. Cumhur İttifakı'nın çözüm üreten yaklaşımıyla inanıyorum ki iş dünyasının beklentilerini karşılayacak adım atılacaktır. İş dünyamızın ve STK'larımızın her zaman yanında yer alacağımızın bir kez daha bilinmesini istirham ederim ifadelerinde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eski hükümet konağı olan Kent Müzesi'ni gezerek çalışmaları inceledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Kent Müzesi'ni gezdi. Elazığ Belediyesi tarafından modern müzecilik teknikleri ve canlandırma heykellerle desteklenecek Kent Müzesi'nin tasarımı için ihale çalışmaları başlatıldı. İki katlı tarihi yapının zemin katında oluşturulacak galeride Milattan önce Beylikler dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi kent belleği, Elazığ eğitim tarihiyle Atatürk ve Elazığ temaları işlenecek. Müzenin ikinci katında oluşturulacak galeride ise Elazığ dokuma kültürü, Elazığ yemekleri, Elazığ musikesi, Elazığ giyimi, kunduracılık, ahşap ve taş işlemeciliği, şifa ve eczacılık, sarrafçılık, kalaycılık ve bakırcılık gibi modellemeler hayat bulacak. Tarihi hükümet konağında yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Müzeler Şehri Elazığ projesi çerçevesinde şehrin tarihini, kültürünü, sosyal yapısı ve hafızasını koruyup gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini ifade ederek, her bir müzemiz gelecek adına ayrı ayrı çok önemli değerlerdir. Şehrimizin kadim kültür ve medeniyetiyle övünürken elbette bu değerleri geleceğe taşımanın da birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz medeniyetimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu zemin üzerinden yürütüyoruz. Mazimizden aldığımız feyz ışığında şehrimize yepyeni değerler kazandırarak daha güçlü yarınlar inşa ediyoruz. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması hedefiyle kent belleğinin aktarılabileceği ve toplumsal hafızayı canlı tutacak kent müzemize ilişkin çalışmalarımızı da başlattık. Şehrimize çok yakışacak kent müzemizi de geleceğimize kazandırmış olmanın mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bir yandan köyde çalışarak babasına yardım eden bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanarak tıp fakültesini kazanan Çemişgezi'nin Kıraçlar Köyü'nden Helin Ekeci'ye burs müjdesi verdi. Tunceli'nin Çemişkizek ilçesinde çalışkanlığı ve hamaratlığıyla Kıraçlar Köyü'nün hanım ağası olarak ifade edilen Helin Ekici, YKS'den aldığı 490 puanla tıp fakültesini kazandı. Tunceli, Çemişkizek, Kıraçlar, meşhur ismi Huduros köylüyüm. YKS sınavında 490 puan alarak sayısal 25 bine girdim. Tokat, Osman Osmanbaşı Tıp Fakültesinde kazandım. Aileme e, gerek e, tarla işinde, ahır işinde, balık işinde yardım ediyorum. E, köyde traktör e, sürüyorum. Traktör süren, Bostan'da karpuz hasadı yapan ve balıkçı babasına yardım ederek herkese örnek olan ekiciyi arayarak tebrik eden CHP'nize milletvekili Gürsel Erol bir de müjde verdi. Heline bir de burs müjdesi veren Erol, Heline telefonu kaydetmesini ve herhangi bir ihtiyacı olması halinde kendisine ulaşmasını söyleyerek görüşmesini sonlandırdı. Erol'dan gelen telefonun kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini belirten Heline Kici, zorlu bir süreçte gelen bu desteğin çok önemli olduğunu ve kendisine çok büyük güç ve motivasyon sağladığını belirterek milletvekili Erol'a teşekkürlerini iletti. Ee, buradan Elazığ milletvekili e, Sayın Gürsel Erol'a teşekkürlerimi iletiyorum eğitim açısından destekleri için. Ee, şükranlarımı sunuyorum. Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre Elazığ'da iki vali yardımcısı değişirken 6 kaymakamında ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararnamesiyle Elisa'da kaymakam ve vali yardımcıları atamaları gerçekleşti. Yayınlanan kararname ile Elisa'da iki vali yardımcısı değişti. Elizi vali yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Yalova vali yardımcılığını atandı. Elizi vali yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu ise Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. Giden vali yardımcılarının yerine ise Şanlıurfa Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar ile Giresun Eynesil Kaymakamı Armağan Yazıcı atandı. Yayınlanan kararnameye göre Karakoçan, Keban, Aracak, Maden, Alacakaya, Ağın ilçelerinin de kaymakamları değişti. Artvin Vali Yardımcısı Furkan Taha Türkmenoğlu Ağın Kaymakamlığına, Çorum Mecit Özü Kaymakamı Mustafa Ataş Maden Kaymakamlığına, Iğdır Karakoyunlu Kaymakamı Furkan Atalık Keban Kaymakamlığına, Çaykırı Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi Karakoçan Kaymakamlığına, Kahramanmaraş Nurhak Kaymakamı Mesut Ateş Arıcak Kaymakamlığına, Konya Halka Pınar Kaymakamı Hamza Selçuk Alacakaya Kaymakamlığına atandı. Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin ise Mardin Kızıltepe Kaymakamlığına, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut Denizli Çivril Kaymakamlığına, Arıca Kaymakamı Yasin Ardıç, Giresun Şebin Karahisar Kaymakamlığına, Maden Kaymakamı Rahmi Bulut, Van Özalp Kaymakamlığına, Alıcakaya Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Osmaniye Vali Yardımcılığına, Ağın Kaymakamı Burak Yılmaz, Çankırı Vali Yardımcılığına atandı. 19 Ağustos günü Cumhuriyet Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılması sonucu içme suyu hattı borusunda meydana gelen kırılma ve ardından taş parçalarının boru hattını tıkaması nedeniyle yaşanan su kesintisi ile ilgili açıklama yapan Elazığ Belediyesi, kısmi olarak abonelere su verilmeye başlanıldığını, işletmeye ise cezai işlem uygulandığını duyurdu. Elazığ Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılması sonucu içme suyu hattı borusu kırılmış ve taş parçaları boru hattının tıkanmasına neden olmuştur. Vatandaşlarımızın su kesintisi nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için su ve kanalizasyon müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından tıkanıklığın giderilmesine yönelik kesintisi sürdürülen çalışmalar tamamlanmıştır. Kısmi olarak abonelerimize su verilmeye başlanılmış, gün içerisinde tüm abonelerimize su verilmiş olacaktır. Öte yandan yaşanan mağduriyetten dolayı ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır denildi. Hem Elazığ hem de bölgeye hitap eden Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin başhekimlik görevine doçent doktor Şuhayda Kaya getirildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi başhekimi belli oldu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş, Milletvekili adayı olmasıyla birlikte başhekimlik görevinden istifa etmişti. Profesör Doktor Erol Keleş'in Milletvekili olmasıyla birlikte gözler Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ni çevrildi. Merakla beklenen başhekimliğe gelecek isim belli oldu. Elazığ önemli yatırımlardan biri olan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliğine Doçent Doktor Şuheda Kaya atandı. Medya grubumuz olarak Fethi Sekirşehir Hastanesi Başhekimi Doçak Doktor Şuheda Kaya'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan Türkiye'nin tarihindeki en büyük sel felaketinde görev alarak özverili çalışmaları ile ilçeyi ayağa kaldıran hemşehrimiz Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığı görevine getirildi. Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren hemşehrimiz Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığı görevine getirildi. Hemşehrimiz Kaymakam Atıcı, Türkiye tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin ardından Kemaliye Kaymakamlığı'ndan ilçeye atanmış ve burada yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettirmişti. Resmi gazetede yayınlanan kararname ile birlikte hemşehrimiz Atıcı, Datça Kaymakamlığı görevine getirildi. 1985 yılında Elazığ'da doğan Atıcı, ilk orta ve lise öğrenimini Elazığ'da 2003 yılında tamamladı. 2003-2005 yılları arasında Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okudu. 2005 yılında bu bölümü bırakarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü kazanıp 2009 yılında bu bölümden mezun oldu. 2012 yılında SGK İstanbul İl Müdürlüğü'nde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılında yaptığı kaymakamlık sınavını kazanarak mülkiye idari amirliği mesleğine geçti. Elazığ Valiliği'nde valilik stajını Kırklareli ili Baba Eski ve Pehlivan Köy ilçeleriyle Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nde mülki müfettişi refakatinde teftiş stajını, Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde ve Ankara ili Haymana ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. Palu, Karakoçan ve Sivrice ilçeleri Malatya ili Yeşilyurt ilçesiyle Aydın ile Karacasu ilçesinde vekalet görevlerinde bulundu. Bir yıl boyunca Almanya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Baş incelemeler yaptı. İçişleri Bakanlığı 102. dönem kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak tamamlayan kaymakam atıcı, 2 Ocak 2016 yılında çıkan kaymakam kararnamesiyle Balıkesir'in Kepsut ilçesine atandı. Erzincan Kemaliye Kaymakamı iken 26 Ağustos 2020 tarihinde bakanlık onayı ile Dereli ilçesine atandı. Bir sonraki görev yeri ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi olan Atıcı, son kararname ile Datça Kaymakamlığı'na getirildi. Hemşehrimiz Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapılırken birçok ilin kaymakam ve vali yardımcıları da değişti. Yayınlanan kararnameye göre Muş İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevini yürüten hemşehrimiz başarılı çalışmalara imza atan Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na atandı medya grubumuz olarak Albay Mehmet Ali Bayere yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bir dizi temaslarda bulunmak için Elazığ'a gelen Hüdapar, Mersin Milletvekili Faruk Dinç Koancılar ve Palu ilçesinde önemli temaslarda bulundu. Temasları ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Faruk Dinç, "Biz milleti oy deposu olarak görmüyoruz." dedi. Bir dizi temaslarda bulunmak için eleza gelen Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Kovancılar ve Yapalı içerisinde önemli temaslarda bulundu. Ziyaretlerine Kovancılar Sanayi Sitesi esnaflarıyla düzenlenen kahvaltı programıyla başlayan Milletvekili Dinç, burada Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinledi. Milletvekili Faruk Dinç, ziyaretlerine Kovancılar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İzzettin Günay'ı ve Kaymakam Mustafa Dilekli'yi ziyaretiyle devam etti. Ece'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve esnaf siyasetinde bulunan dinç vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Hüdapar Kovancılar Kadın Kolları üye ve gönüllülerine yönelik ilçe binasında düzenlenen seminerde Hüdapar'ın kadına bakışı ve kadının siyasette üstlenmesi gereken rolü aktaran dinç katılımcıların sorularını yanıtladı. Milletvekili dinç programına Palo ilçesinde erkek üyelere yönelik gerçekleştirilen seminerle devam etti. Partililerle önemli görüş alışverişinde bulunan Dinç, katılımcıların sorularını yanıtladıktan sonra ilçeden ayrıldı. Türk Bürosyan Elazığ Şube Başkanı Tarkan Ömer Bankur, 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin bundan önceki 6 dönemde olduğu gibi hayal kırıklığı ile sonuçlandığını, memur, memur emeklisi ve ailelerinin yetkili sendika yüzünden hüsrana uğradığını kaydetti. Türk Bürosan Elazığ Şube Başkanı Tarkan Ömer Bankur, 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerini değerlendirdi. Bankur açıklamasında, maaş zamları dışında diğer bütün konularda ve hizmet kollarında anlaşma sağlandığı için, kamu görevlileri hakem kuruluna yalnızca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin maaş artışı konusu taşınacaktır. Hal böyle olunca zaten çoğunluğu kamu işveren tarafını temsil eden kuruldan da hükümetin önerisi dışında bir maaş sanma çıkma ihtimali bulunmamaktadır. Bu durumun en önemli sebebi 22 günlük süreye havanda su döverek geçiren ve bir türlü konuları masaya getirip maddi maddi tartışmayan basiretsiz yetkili konfederasyondur. Bütün uyarılarına rağmen bir türlü pazarlık masasına dönüştürülemeyen toplu sözleşme masası, 6,5 milyon memur ve memur emeklisi aileleriyle 25 milyon vatandaşımızın umutlarının başka bahara kalmasına neden olmuştur dedi. Başkan Bankur, en iyimser resmi enflasyon tahmininin %33 olduğunu, 2024 yılı için %25-15 enflasyon tahminine karşılık %11 zam önermek ve bu teklifi ileriye taşımamak, ülke ekonomisi son yılların en yüksek büyüme rakamlarına ulaşmışken, memur ve emeklileri enflasyonun bile altında bir maaş artışına mahkum etmek, bu yetersiz sistem ve yetersiz yetkili konfederasyonun eseri olmuştur. Kamu çalışanlarımız yetkili ama etkisiz sendikanın mücadele gücünün olmadığını, masada dirayet, meydanlarda kararlılık gösterecek bir zihniyetten uzak olduklarını bir kere daha gördüler. Ne yazık ki yetki ve toplu sözleşme sistemi değişmediği sürece memurlarımız benzer sonuçları yaşamaya devam edecek ifadelerini kullandı. Yemişlik Toki girişindeki kavşakta cip ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Her şey normal seyrinde ilerlerken... Yolcu otobüsü Yemişlik Toki seferini yaparken Yemişlik kavşağında ciple karşılaştı. Otobüs içi kamerasına yansıyan görüntülerde cip ters yönden hızla geldi. O anları fark eden otobüs şoförü ise manevra yaparak olası bir facia yönledi. Kameralara yansıyan görüntülerde otobüsün içerisinde en fazla darbeyi alan kadın yolcunun ise koşarak otobüse yetiştiği görülüyor. Kazada biri ağır, üç kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri kapsamında sanayi mahallesinde etkinlik düzenledi. Çeşitli oyunların ve ikramların yapıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri kapsamında sanayi mahallesinde etkinlik düzenledi. 60. yıl ilkokulu bahçesinde gerçekleştirilen çocuk etkinliğinde minikler unutulmaz gün yaşadı. Komşu mahalleye çocuklarının da katıldığı ücretsiz çocuk etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi. Çocuklar için güvenlik açısından her detayın düşünülerek hazırlandığı etkinlikte minikler doyasıya eğlendiler. Eğlence programına langırt oynayarak başlayan yüzlerce çocuk sonrasında ise şişme oyun parkundaki aktivitelerin ve çeşitli animasyonların tadını çıkardılar. Ailelerin de çocukların heyecanına ortak olduğu etkinlikte Elazığ Belediyesi tarafından özenle hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler de çocuklara ve ailelere ikram edildi. Yaz şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz çocuk etkinlikleri her hafta farklı mahallelerde yapılmaya devam edecek. Etkinliğin diğer adresi ise 25 Ağustos Cuma günü saat 18'de Abdullah Paşa Mahallesi olacak. Çocuk etkinliğinin yanı sıra aileler için de açık hava sinema etkinliği gerçekleştirilecek. Yeni kurulan Büyükçekmece Beylikdüzü Elazığlılar Derneği ilk toplantısını yaparak üyeleriyle bir araya geldi. Büyükçekmece Beylikdüzü Elazığlılar Derneği faaliyetlerine başlamak üzere ilk toplantısını yaptı. Büyükçekmece'de bulunan bir kafede yapılan toplantıda derneğin yapacağı çalışmalar ve faaliyetler görüşüldü. Derneğin amaçlarına değinen Büyükçekmece Beylikdüzü Elazığlılar Derneği Başkanı İş İnsanı Feyzi Özcan, önceliklerinin Elazığlıları bir araya getirmek ve kültürlerini yeni nesillere tanıtmak olduğunu söyledi. Büyükçekmece Beytüzü Elazığ Derneği olarak aziz hemşilerimizin binlerce yıldır süre gelen öf, kültür ve analarını muhafaza edebilecekleri ve bunu gelecek kuşaklara aktarabilecekleri bir yapının temelini atmak üzere yola çıkıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni çağın dinamiklerini de ayak uyduracağız. İstanbul'da edindiğimiz bilgi, tecrübe ve e, deneyimlerimizi aziz şehrimizin insanlarıyla paylaşmaya gayret edeceğiz. Şehrimizi ulusal ve uluslararası basında daha fazla temsil etmek için her türlü çapayı sarf edeceğiz. Bizim derneğimiz gücünü köklerinden alan, yüzü aydınlık güreşe dönük, sallan bir çınar gibi olacaktır. Gayret bizden takdir Allah'tandır. Sizleri her köşesi ayrı bir anlam taşıyan bu köşeler vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, delikanlılık, dürüstlük, alçak yönlülük, misafirperlik olan sekiz köşeli kasketimizle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Tanıtım toplantısına bir araya gelen Elisalılar çeşitli etkinliklerle daha çok kaynaşmak istediklerini ifade ederek Derneğin hayırlı olmasını temenni ettiler. Birlik beraberlik içinde Beylikdüzü'nde yaşayan hemşerilerimizin, Büyükçekmece'de yaşayan hemşerilerimizin dernek çatısı altında bir araya gelip her ayın 23'ünde çiğ köfte günü düzenleyerek, pekiştirerek hemşerilerimizi bir araya getireceğine eminim. Onlar da duyarlı olacağından eminim. İnşallah bu dernek hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. İstanbul'da muhtelif ilçelerde, beldelerde 200 bine yakın bir el hazırlığı var. Daha önce de bana böyle bir teklif geldi. Hocam sen medya içindesin. Niye böyle bir denek kurmuyorsun? Nasıl kısmet bugün bu nezih ortamda sizlerle beraber, değerli iş adamla, dostlarımla beraber bir hayırlı girişimi başlatmış oluyoruz. İleriki günlerde şu an aşama dönemindeyiz. İş adamımız az önce değerli Hacı Murat Yumru'nun de iş adamlarıyla beraber bize katkıları olacak. Elazığ'ın sesini Beylikdüzü'nde ve Büyükçekmece'de bir elzemdi. Olmaması yani bir eksiklikti. Böyle bir adım attık. İlerideki projelerimiz elazlılarla birlikte neler yapabiliriz onların ses kulağı olacak bir çatı altında. Bu bölgemizde zaten bir Elazığlılar Derneği'miz yoktu. Oldu çok şükür. Bütün Elazığlıların destek verip el birliğiyle kalkınıp burada güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Elazığ biliyorsunuz son yıllarda pandemi yaşadığı üzerine büyük bir deprem sıkıntısı yaşadı. Ama buna rağmen hiçbir zaman morallerini bozmadılar. Ee, aynı sürecin diğer deprem bölgesine de örnek olmasını diliyoruz. Bu bölgede bir boşluk vardı. Hemşehrilerimizle bir araya gelip tanışabildiğimiz e, bir ortam yoktu. Hem eski nesil hem de yeni nesli bir araya getirip e, birlikte e, tanışabileceğimiz, e, işbirliği içerisinde bulunabileceğimiz bir e, ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir açılış oldu. İnşallah derneğin ileriki zamanlarında daha güzel aktivitelerde beraber olmak dileğiyle önlerinde başarılar diliyorum. Güzel bir kuruluş oldu. Hayırlısı olsun. Kaynasın var. Hemşerilerimizin böyle bir dernek kurması çok güzel. Zaten Beylikdüzü büyük çekmecede dernek yoktu. Buradaki hemşerilerimizi bir çatı altına toparlamak, tanışmak, birbirlerinden gidip gelip destek olmak hususunda çok güzel bir atılım. Bu bir istişare toplantısıydı. Çok değerli bir başkanımız ve yönetim kurulu oluşturulacak. Burada çok değerli vekil abilerimiz var, iş adamlarımız var, eski Elazığ Spor Kulüp Başkanımız var. Benim de yönetimde görev yaptığım Hacı Murat Yümlü vesaire. Yani Nuri Hocamı ve başkanımı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ses getirecek ben inanıyorum burada. Elazığlı hemşerilerimizle bir arada olmak ekip olarak, biz Cengiz Bey de burada, ekip olarak bu arada olmak çok önemli. Biz zaten memleketlerin birbirlerinin örfü, annesi, gelenek, göreneklerini birbiriyle aşılaması bu çok dikkat çeken bir şey. E biz dernekçi 87'den bu yana dernekçi de federasyon başkanlığı yapıyoruz. Önemli bir konu. E başkanlara kolaylıklar diliyorum. Vallahi çok güzel bir toplulukla bir araya geldik. Elazığlı hemşerilerimizle burada olmak e, bizim için bir onurdur, şereftir. E, dernekçilik hayatı kolay bir hayat değildir. Bununla ilgili güzel çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Biz dostlar yanlarında olacağız. Fezi Bey'in e, buradaki Elazığ Derneği kurmasında bizim her zaman bir desteğimizin olmasını kendisi bilmesi istiyoruz. Biz de bir Elazığlı olarak onu her zaman arkasındayız ve her zaman destek olacağız. Büyükçekmece ve Beylikdüzü'de Elazığlılar Derneği'nin olmayışı bir eksiklikti. Bugün değerli arkadaşımız Fevzi Özcan bunu tamamlamış oldu. Güzel bir tanıtım toplantısı oldu. Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üstlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Batı ilerine Elazığ üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler uyuşturucu taşıyan iki aracı durdurarak içerisindeki 6 kişiyi gözaltına aldı. Araçlarda yapılan aramalarda ise Stepney içinde saklanmış 3 kilo 961.32 gram uyuşturucu madde ile geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada iki şahıs gözaltına alındı. Elazığ uyuşturucu madde getirileceği bilgisine istinaden yapılan çalışmalarda kente girmeye çalışan iki şüphelinin bulunduğu araç durduruldu ve arama yapıldı. Yapılan aramada üç parça halinde uyuşturucu madde ile geçirildi. Gözaltına alınan ve il Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak gözaltına alındı. Motosikleti uzanarak süren 15 yaşında olduğu belirlenen sürücü affedilmedi, ceza işlem uygulandı. Önceki gün Güney Çevre yolunda kaskı ve koruyucu elbisesi olmayan bir sürücü seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda sürücünün 15 yaşında olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen o sürücü affedilmedi, cezai işlem uygulandı. Kırklar Mahallesi'nde bir vatandaşın yol kenarında bitkin halde bulduğu ve kanadında zedelenme olduğu tespit edilen orman baykuşu tedavi altına alındı. Elazığ'da kanadında zedelenme olduğu tespit edilen ve uçamayan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı. Merkez Kırklar Mahallesi'nde bir vatandaş yol kenarında bitkin halde bulduğu ve uçamadığını fark ettiği kulaklı orman baykuşunu Elazığ Belediyesi ekiplerine teslim etti. Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen baykuşun yapılan kontrolünde sağ kanadında yumuşak dokuz zedelenmesinden dolayı uçamadığı belirlendi. İhbar üzerine Kırtlar Mahallesi'nde yaralı bir baykuş olduğu bilgisi verildi. Ekiplerimiz gidip baykuşu alıp Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdiler. Muayenemiz sonucu baykuşun kanadının iç kısmında yaralandığını tespit ettik. Tüm bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra Milli Parklara teslim edilecek. Nesli tükenme tehlikesi altında olan baykuş tedavi altına alındı. Tedavisi yapılacak olan baykuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği ve ardından doğaya bırakılacağı bildirildi. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkezi'nin öncülüğünde Denizli'de düzenlenen Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası'nda Elazığ Karması grubunda oynadığı final karşılaşmasını 2-0 kaybetti. Elazığ Karması 22 takım arasında turnuvayı 5. olarak tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkezi'nin öncülüğünde Aralarında Elazığ'da bulunduğu 11 afet bölgesi illerinin katılımıyla birlikte güçlüyüz sloganı ve projesi kapsamında düzenlenen Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği Denizli'de başladı. 22-24 Ağustos tarihlerinde Denizli ilinde gerçekleştirilecek turnuvaya Elazığ'dan da 2011 doğumlu 12 sporcu katılıyor. Elazığ Tüfat Şube Başkanı Profesör Dr. Ercan Gür, deprem nedeniyle çocukların yaşamış oldukları toplumsal travmanın etkisinde kalmaları neticesinde Turnuva süresince uzmanlar eşliğinde psikososyal destek alarak oyunlar oynayıp teknik ölçmelerin yapılacağını belirtti. Denizli'de yapılacak olan futbol şenliğinde ayrıca Fatih Terim, Acun Ilıcalı gibi isimlerinde de katılacağı paneller ve toplantılar yapılacak. Turnuvaya 11 deprem bölgesinin dışında Denizli, Aydın, İzmir, Antalya, Uşak, Kütahya, Manisa, Afyon, Muğla, Buğdur ve Isparta illeri de futbolcularıyla katılacak. Elazığ Karması turnuvaya TÜFAT Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Temin'in başkanlığında pazartesi günü gitti. TÜFAT Elazığ Şube Başkanı Ercan Gür destekleri nedeniyle özel İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şişe, ASKF Başkanı Mustafa Güre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdul Samet Elen'e teşekkürlerini iletti. Elazığ Hazar Yüzme Spor Kulübü sporcusu Zümra Avcı İstanbul'da düzenlenen paletli yüzme kulüpler arası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Elazığ Hazar Yüzme Spor Kulübü sporcusu olan Zümra Avcı 11-13 Ağustos 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen paletli yüzme kulüpler arası Türkiye Şampiyonası yüzme yarışında Türkiye şampiyonu oldu. Sporcu Zümra Avcı 50 metre, 100 metre, 200 metre ve 400 metre su üstü stillerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 50 metre çift palet stilinde ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Şampiyon sporcu Zümra Avcı bundan sonraki hedefinin katıldığı yarışmalarda 5'te 5 yapmak olduğunu kaydetti. Sinop'ta gerçekleştirilen Analik Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ Tekvando takımı sporcularından Fethi Tahan Çoban ile Miraç Berk Adar Türkiye üçüncüsü oldular. Analik Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası Sinop ilinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Elazığ iki sporcu ile temsil edildi. Elimizi temsil etmek üzere iki sporcu şampiyonaya katıldı. Antrenör Engin Pamuk yönetiminde şampiyonaya katılan sporcularımız Fethi Tahan Çoban ve Miraç Berke Adar Türkiye üçüncüsü oldular. Elize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sinop ilinde yapılan Ana Lig Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası'na katılarak ilimizi temsil eden başta antrenörleri Engin Pamuk ve sporcularımız Fethi Tahan Çoban ile Miraç Berk Adar'ı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz denildi. Elazığ basketbolunun efsane ismi Aytekin Akbaş geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Akbaş Cuma günü Yıldız Bağları Cem Evi'nde kılacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Elazığ önemli bir spor adamını daha kaybetti. Elazığ'da basketbolun gelişmesinde ve yaşatılmasında büyük emekleri olan Elazığ basketbolunun duayen efsane isimlerinden Aytekin Akbaş geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda vefat etti. Uzun süreden bu yana böbrek hastası olan Aytekin Akbaş, böbrek anjiyosu olmak üzere sevk edildiği Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 65 yaşında vefat etti. Merhum Aytekin Akbaş'ın cenazesi Cuma günü Feyzi Çakmak Mahallesi'ndeki Ehli Beytli Cem evinde saat 12'de kılınacak cenaze namazının ardından Gülmez Mezarlığı'nda defnedilecek. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.